Pek Bilgi Evi'nden merhabalar. Bugün sizlere kedi veya köpeğinizin kesinlikle yememesi gereken meyve, sebze ve gıdalar hakkında kısaca genel bilgiler vereceğim. Özellikle soğandan başlamak istiyorum arkadaşlar. Soğan, kedi veya köpeklerin kan hücrelerinin genel yapısını bozarak kansızlığa yani anemiye sebep olabilmektedir arkadaşlar. Bundan dolayı kesinlikle kedi veya köpeğinize soğan vermiyorsunuz. Bunun yanında ikinci sırayı mantar alabilmekte. Mantar toksinleri özellikle kedi veya köpeklerde alerjik belirtiler ortaya çıkarabilmekte. Özellikle kediler çok daha hassas oldukları için çok daha fazla dikkat edilmelidir arkadaşlar. Köpeklere de kesinlikle verilmemektedir mantar. Bunların yanında çiğ etler, yani çiğ eti, kırmızı et, tavuk eti ya da balık eti hiç fark etmez. Bunların hiçbirini çiğ olarak vermiyorsunuz. Yine sucuk, sosis, salam bunlar da çiğ olarak verilmiyor. Çünkü çiğ olarak verdiğiniz zaman bakteri ve paraziti direkt evcil dostunuza vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunları pişirerek veriyorsunuz. Özellikle balığı ya da tavuğu pişirdiğiniz zaman kemiksiz bir şekilde, balığı kılçıksız bir şekilde veriyorsunuz. Çünkü yanlışlıkla o kılçık ya da kemik hayvanın bir yerine, ağızda bir yerine battığı zaman ya da yutarken yemek borusunda bir yere battığı zaman çeşitli cerrahi operasyonlar gerektirebiliyor. Onun için pişmiş olarak ve kemiksiz veya kılçıksız şekilde veriyorsunuz. Bunların yanında yine şeker kesinlikle vermiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şeker kılcal damarların genel yapısını bozarak sinir iletiminde anormallikleri oluşturuyor ve bu da göz üzerinde görme ile ilgili sıkıntılar yaratabiliyor arkadaşlar. Bunun yanında yine tuz da vermiyorsunuz. Tuz da çeşitli böbrek hastalıklarına ön ayak oluyor. Daha hızlı bir şekilde böbrek hastası olmasını sağlıyor evcil dostunuzun. Yine çikolata en bilindiklerinden bir tanesidir. Çikolata verilmeyeceğini çoğu sahibimiz bilir zaten. Çikolatanın da neden verilmediğini söyleyeyim size kısaca. İçerisinde teobromin denilen bir madde var. Bu da yine sinir iletiminde anormalliklere yol açabiliyor. Ve anormallikler olunca da sinirlerde çeşitli kimyasal yapısı bozulmakta arkadaşlar. Yani kesinlikle çikolata da vermiyoruz kısaca. Bunların yanında yine üzüm de verilmiyor. Üzüm özellikle köpeklerde böbrek rahatsızlıklarını ortaya çıkardığı kanıtlanmıştır. Yine elma çekirdeği, yani elma verebilirsiniz ama yani özellikle çekirdeğini ayırarak vermeniz lazım. Çünkü elmanın çekirdeğinde siyanür vardır. Bu da köpeklere hiç veya kedilere önerilmiyor. Çeşitli rahatsızlıklara yol açabilmektedir arkadaşlar.